Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde henüz arkeoloji bilimi gelişmediğinden Osmanlı coğrafyasındaki tarihi eserler adeta yağmalanıyor ve on binlerce eser Avrupa ve Amerika'daki müzelere kaçırılıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu, aynı zamanda Kaplumbağa Terbiyecisi resminin ünlü ressamı olan Osman Hamdi Bey gibi arkeologların bireysel çabaları sonucunda birçok eser kurtarılıp bugün İstanbul'a ve ülkemize kazandırılmıştır. İstanbul'da insanların birçoğundan haberdar bile olmadıkları ama arkeoloji ve tarih dünyası tarafından paha biçilemeyen pek çok eser bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Hepsi birer sanat eseridir ve adeta gören kişileri büyülemektedir. Listemizde yer alan bu eserlere geçmeden önce yeni videolarımdan haberdar olmak ve ilk gösterimleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi şimdi bu eserlere sırayla göz atalım. İştar Kapısı Mezopotamya'da Babil İmparatorluğu Kralı Nebukadnezar tarafından savaş ve aşk tanrısı İştar adına yaptırılmış kent giriş kapısıdır. Günümüzde Irak toprakları içinde bulunan Babil şehrinin surları üzerinde ve tören yolu denen merkezi caddeye çıkan bölgede yapılmıştır. İlk olarak Alman arkeologlar tarafından 1900 yılında bulunan paha biçilmez Çinlilerin birçoğu Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülmüştür. Antik Mezopotamya'dan başlayan serüvenini bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sessiz ve sakin bir şekilde devam etmekte olan bu sanat eseri panellerin bir kısmını İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görebilirsiniz. Eski Şark Eserleri Müzesi'nin Mezopotamya bölümünün girişinde sizi tatlı gülümsemesiyle 5000 yaşındaki bir heykel karşılar. Sümerli kent beyi Lugaldalun heykelidir bu. İsmini nereden biliyoruz derseniz kolunda yazıyor. Bu da onu gerçek bir kişinin dünyada bilinen en eski tasviri yapıyor. Müzenin en değerli parçalarından biri. Kireç taşından yapılmış heykelin omuzundaki yazıtta kendisini Adab kralı olarak tanıtır. Ve heykelin Adab'ın baş tanrısının tapınağı Esar'a adandığını belirtir. Sümer kral listelerinde adı geçmeyen Lugaldalun'un M.Ö. 3. bin yılı ortalarında Adab şehir beyi olduğu düşünülmektedir. Bu heykel Sümer inancına göre tapınaklara yerleştirilen vekil rahip heykelidir. Bu heykellerin temsil ettikleri kişi tapınak dışında olduğu sürece bu kişi adına Tanrı'ya şükranlarını sunmaya devam ettiğine inanılmaktaydı. Ağlayan Kadınlar Lahdi, Osman Hamdi Bey tarafından 1877 yılında Sayda'daki kral mezarlarında İskender Lahdi ile aynı mezar odasında bulunmuştur. Roma döneminden önceye ait sütunlu lahitlerden olup işçiliğiyle dünya lahitlerinin en önemlilerinden biri sayılır. Hellenistik dönem eseridir. M.Ö. 360 yılında ölen Sayda kralı Straton'a ait olduğu ya da Saydalı bir zengin için yapıldığı tahmin edilmektedir. Lahdin üzerinde kralın ölümüne ağlayan kadınların ve cenaze kortejlerinin rölyefleri bulunmaktadır. Kapağın iki yanında cenaze alayı, kaidenin etrafında ise av sahneleri yer alır. Yapımında birden çok heykeltıraşın çalıştığı anlaşılmaktadır. Hammurabi, eski Babil sülalesinin 11 kralından 6.sıdır. M.Ö. 1792-1750 yılları arasında 43 yıl saltanat sürmüştür. Saltanatının ikinci yılı ülkede yasanın konulduğu yıldır. Hammurabi yasaları M.Ö. 1760 yıllarında Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihin en eski ve en iyi bir şekilde korunmuş yazılı kanunları arasındadır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan bu metin, okullarda okutulmak ve mahkemelerde kullanılmak için tabletler üzerine kopya edilenlerden biridir. Güneş saati, zamanı güneşin konumuna göre ölçmeye yarayan alettir. Bilinen ilk güneş saatini Mısırlılar yapmıştır. 11 radyal çizgiyle 12 eşit parçaya ayrılmış olan bir üç bükey yüze sahip bu güneş saati, Suudi Arabistan'da yer alan Madain Salih'te bulunmuştur. Üzerinde Aramice yazıt bulunur. Kırmızı kum taşından yapılmıştır. Merkezdeki dikey çubuğun gölgesi, güneşin hareketine göre çizgiler üzerine düşerek zamanı göstermektedir. Çinili köşk, Topkapı Sarayı'nın dış surlarının içinde yer alan 1472 yılından kalma bir köşktür. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet tarafından yazlık saray ya da köşk olarak yaptırılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan bu köşkte Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çini ve seramik örnekleri sergilenmektedir. Bugüne kadar bulunmuş en eski yazılı uluslararası antlaşmadır. M.Ö. 13. yüzyılda Kadeş Savaşı sonunda Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuş ile arasında imzalanmış barış antlaşmasıdır. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşar, antik kentinde yapılan kazılar sonucu 1906 yılında bulunmuştur. Sidemara Lahdi, Konya Ereğlisi Karaman yolu üzerinde eski adı Sidemara olan Ambar köyünde bulunduğu için bu isimle anılır. 1900'lerde bulunmuş ve Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul'a getirtilmiştir. Milattan sonra 3. yüzyıla ait olan 3 metre yüksekliğinde ve 32 tonluk ağırlığındaki bu lahit dünyanın en ağır lahiti olarak bilinir. Lahidin kapağında ve dört yanında bulunan kabartma heykeller çok çeşitlidir ve bir sanat harikası sayılmaktadır. Milattan önce 2300-2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip olduğu söylenen Enlil adında Sümerli bir rahibe, Kral Susi'ne aşıktı. Sümerlilerin yeni yıl kutlamasında tesadüfen kralın gözüne çarpan güzel Enlil, ne yapar eder kralla evlenmeyi başarır. Evlendiği gün de aşk ateşiyle kral olan sevgilisine bir şiir yazar. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenilir ki, daha sonra o devrin en ünlü müzisyenleri tarafından bestelenir ve kısa zamanda halk arasında yayılır.
4000 yıl önce Sümer kralıyla kraliçesi arasındaki aşkı anlatan bu taş levha şu an için dünyanın ilk aşk yeri ve mektubu olarak biliniyor. Sümerce çivi yazılı bu taş tablet, Bağdat'ın 150 km uzağında bulunan ve bir Sümer kenti olan Nippur'da 1889 yılında bulunmuştur. Bir tablet üzerinde bulunan bu şiir, ABD'li Sümerolog Samuel Noah Kremer tarafından günümüz dillerine çevrilmiştir. Türkçe'ye çevirisi ise Türkiye'nin ilk Sümeroloğu olan Muazzez İlmiye Çığı tarafından yapılmıştır. Güveyi, canımın içi, gönül açar güzelliği, bal gibi tatlı. Aslan, canımın içi, hoştur güzelliği, bal gibi tatlı. Beni esir etti, titreyerek elinde durayım. Güveyi, yatağına götür beni. Beni esir etti, titreyerek elinde durayım. Aslan, yatağına götür beni. Güveyi, seni okşayayım. Benim değerli okşayışım baldan tatlıdır. Aslan, seni okşayayım. Benim değerli okşayışım baldan tatlıdır. İskender Lahdi, İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki en önemli eser olarak kabul edilmektedir. Paha biçilemeyen bu eser, arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılmaktadır. Uzun cephesinde Makedonya Kralı Büyük İskender'in Perslerle yaptığı savaşlara ilişkin rölyefler bulunduğu için İskender Lahdi adıyla tanımlanmıştır. Hadi şimdi bu listenin dışında kalan ama İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görebileceğiniz diğer eserlere de hızlıca bir göz atalım. Ben Astarte rahibi ve Sidonluların kralı Tanmat. Bunlardan içinde gömüldüm. Ey benim mezarımı bulan kimsin? Her kim olursan o, benim lahtimi açma ve benim huzurumu bozma. Çünkü yanımda ne gümüş, ne altın, ne de bir fine vardı. Bu lahitte yalnızca yatmaktı. Bana mezar olan bu lahiti açma. Bu türlü hareket Astarte'ye karşı büyük bir hakaretti. Eğer tembihimin aksın, bu lahiti açarsan ve benim huzurumu kaçıracak olursan, yaşayan insanlar arasında ve güneş altında nesilden ve nesepten mahrum kal. Ve ölüler arasında yatacak yer bulma. Thank you.
Eğer videonun şu dakikasına kadar halen abone olmayan varsa ekranın sağ alt tarafındaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.